Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir, çektiğim videolardan da zil butonunu açarak haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. 383 numara yeşilimizin rengi, soran olursa arkadaşlar bu şekilde. Modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde 3 tane çıkardım ben. Şöyle tığ battığımızı her zamanki gibi hazırlıyoruz yemenimizin ilk önce. Sonra arkadaşlar bu birinci sırayı, sıralı bir model olduğu için sonra da ikinci sırasını pipiriklerini yaparak devam edeceğiz inşallah. Tığ battığımızı battık. Bir tane de zincirimizi çektik. Şöyle küçük bir iki tane örümcek yapıyorum. Birinci örümceğim. Şurayı fazla sıktırmayın arkadaşlar. Örümceği kapattığınız yeri. Bu şekilde bir tane daha örümcek yaptım. Yan yana iki tane küçük örümcek. 1, 2, 3 tığ atladım. Bu şekilde dördüncü tığ battığıma bu iki örümceğimi kapattım. Buraya 10 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve bu da 10. zincirim. 10 zincirimi çektim. Yemenimin ters tarafını döndüm bu şekilde. Ve buraya arkadaşlar kapattığım, örümceği kapattığım noktaya bu 10 zincirimi buraya kapattım bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Döndüm yemenimizin düz yüzüne. Bir defa tığı doladım. Zincirimin içine arkadaşlar 1, 2, 2 olarak bu şekilde trabzan yaptım. Bu trabzanları yapacağız şimdi arkadaşlar. Trabzanlarımızın arasına birer zincir çekiyoruz. Bir defa dolayıp zincire girdim. 1, 2, 2 bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. Bir zincir çektim. Bir defa doladım tığımın başını. 1, 2, 2. Evet arkadaşlar, burada 4 tane oldu. Bir tane daha yapıyoruz. Bir defa doladım. Zincirimin arasına girdim. 1, 2, 2. 2, 4, 6. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz. Tekrar bitişte ve başlayışta 4 zincir. Ve zincirimi yaptığım bu yuvanın içine kapattım bu şekilde arkadaşlar. Geri kalan bu zincirime 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tam buraya 5 tane arkadaşlar bu şekilde kalan yere sık iğne yaptım. 6.'yı da tığ battımın içine yaparak bu şekilde buraya kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bir tanesini bitirdik arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Bu şekilde örümcek yapıyorum. Küçük örümcek. Yanına bir küçük örümcek daha. Örümceklerim hazır. İki tane küçük örümceğimi yaptım. Üç tane tığ battı atlayıp dördüncü tığ battımın şöyle telini almayın arkadaşlar. İçine kapattım bu şekilde. 10 tane zincir. On zincirimi döndüm. Yine bu örümceğimin ortasına arkadaşlar. Burayı fazla dediğim gibi sıktırmayın. Bu şekilde batarken zorlanırsınız. Yuvamı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Döndüm bu şekilde arkadaşlar. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. Trabzanım hazır. Bir zincir çektim. Bir defa doluyorum. Zincirime girdim. 1, 2, 2. Bir zincir çekiyorum. Bir defa tığın başını doladım. Zincirime girdim. 1, 2, 2, 3. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2.
Buraya arkadaşlar tam 5 tane bu şekilde bir zincir çekerek aralarına trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6.yı da arkadaşlar 4 zincir olarak 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya aynı şekilde zincirime kapattım. Bu şekilde arkadaşlar. Geriye kalan kısmına yine aynı. Öbürkinde olduğu gibi 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 oldu. 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6.yı da hemen aynı tığ battımın içine yaparak bu şekilde arkadaşlar göstereyim. Hemen bir de zincir çekip ipimi koparıyorum. Bu kadar. İnşallah anlaşılır bir video olur arkadaşlar. Zaten yapımı da gayet kolay ve rahat. Şimdi kirpik kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi de kirpiklerini yapıma sıra geldi. İlk trabzanımızın içine girerek bu şekilde arkadaşlar kirpiğimizi buraya kapattık. Şimdi buraya 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 4 zincirimi aynı bu yere bu şekilde kapatıp kirpik yaptım. Hemen yandaki trabzanımın arasına girdim arkadaşlar bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir kapattım buraya. Şimdi arkadaşlar bu bir zinciri çekmiştik ya arasına. Görüyorsunuz onun nasıl rahatlığını yaşıyoruz. Bu şekilde aralarına rahat bir şekilde girip eğer bu bir zinciri çekmeseydik zorlanırdık veya trabzanımızın tepesine batmak zorunda kalırdık. O yüzden muhakkak aralarına bu zinciri çekmeyi unutmayalım. 4 zincirimi çektim. Kapattım buraya. Bu şekilde sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım bu şekilde. Hemen sık iğne ile sırayla arkadaşlar hepsinin trabzanlarımın arasına kirpik yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde kapattım. 1, 2 zincir arkadaşlar. Buradaki 3 çekelim arkadaşlar. 3 zincir. İlk trabzanımın arasına bu şekilde girdim. Kapattım bu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Buraya bu şekilde kapattım. Trabzanımın arasına girdim sık iğne ile. 4 zincir. Kapattım buraya kirpiğimi. Bu şekilde trabzanlarımın arasına giriyorum. Kirpiklerimi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi trabzanımın arasına girdim. Sık iğnemi yaptım. 4 zincirimi çekip bu şekilde kapattım. Bu şekilde arkadaşlar 4 zincirimi çekiyorum. Kapattım. Hemen yandaki trabzanımın arasına girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde arkadaşlar kapattım buraya. Kirpiğimi. Bakın arkadaşlar bu şekilde kirpiklerimiz çok da güzel oluyor da. Bordo mu yapayım yoksa mavi mi yapayım diye kararsız kaldım arkadaşlar sizlere. Hangisi daha güzel gözükür diye. Mavi de fena olmadı yani. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirimi geçiş köprüsü olarak kullanıyorum. Buradaki trabzanımın arasına kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım buraya. Hemen yandaki trabzanımın arasına bu şekilde girip sık iğne ile geçiyorum. 4 zincir çektim. Buraya kapatıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir. Kirpiğimi kapattım. Bu şekilde sık iğnemi yaptım.
1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım buraya. Bir, iki, üç, dört zincir. Bu şekilde kapatıyorum. Sık iğne ile girdim. Dört zincirimi çektim. Bu şekilde kirpiklerim yine bir tanesini bitirdim arkadaşlar. Üç zincir çekerek ilk arkadaşlar bu trabzanımın arasına giriyorum bu şekilde. Bir, iki, üç, dört zincir. Kapatıyorum buraya. Hemen trabzanımın arasına girip sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Kapattım kirpik olarak. Sık iğne ile ilk önce geçiyoruz arkadaşlar bu şekilde. Sonra 4 zincirimizi kirpik olarak buraya kapatıyoruz. Bu şekilde kapattık. Hemen yine yandakine geçtim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu şekilde kapattım. Arkadaşlar bakın buranın zincirini unutmuşum. Şey mesafesi az olmuş. 4 zincirimi çektim. Kapattım buraya. Bu şekilde arkadaşlar. Sıradaki kirpiğimi geçtim sık iğne ile. 1, 2, 3 zincir. Sonuncu yeşilimizi de yapalım arkadaşlar. O da kalmasın. 4 zincirimi çektim, kapattım buraya. Hemen yandakine sık iğne ile geçiyorum. İkinci kirpiğimin içine. 4 zincir, kapattım kirpiğimi. Yandakine sık iğne ile geçiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen yandakine geçiyorum arkadaşlar bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım. Sık iğne ile. 1, 2, 3, 4 zincir. Zinciri yeşilini yaparken arasına bir zincirini güzel yaparsanız arkadaşlar. Unutmazsanız yani. Güzelden ziyade. Hani kafa insanın durmuş oluyor bazen arada birisini kaçırabiliyor. Dikkat ederseniz bu şekilde kirpikleriniz daha güzel olacaktır. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi yine boncuk gibi bir modelimiz oldu arkadaşlar. Çok hoş ve zarif bir modelimiz oldu gördüğünüz gibi. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.